Herkese merhaba. Bugün Antep Gurmesi mekanındayım. Hatice Hanım ve Yasemin Hanım'la birlikteyiz. İkisi de anne kızlar ve bu mekanı birlikte işletiyorlar. Biraz mekanın hikayesini dinleyebilir miyiz sizden? Tabii. Ben de anlatayım. annem bir yıl önce doktor tedavisi için İstanbul'a gelmişti. Yine aralarda da geliyordu. Doktorunun da tavsiyesiyle testlerde gluten alerjisi, intolerans testinde gluten alerjisinin olduğu görüldü. Bu görünce tabii bulgur bizim hayatımızda var olan bir şey. Her şeyde bulgur, bulgurlu. Bakınca bunun yerine ne yapabilirim? Bulgura alternatif neler yapabilirim diye yemekler denemeye başladı. Bu yemekler neler? İçli köfte, glutensiz içli köfte, glutensiz mantı, glutensiz tatlılar, tiramisu, glutensiz fellah köftesi, glutensiz analı kızlı gibi. Bunlar tabii 4 ay, 5 ay sürdü denemeleri. Çünkü her birinin dışının tutması zor olan, irmikle, bulgurla tutan şeyler, gluten tutucu bir madde zaten. Tabii bunları da doktorlarına sununca onlar da çok beğendiler. Çok, onların da teşvikiyle. Bir yıl sonra böyle bir mekan açmaya karar verdik. Ayrıca burada hanımların toplantılarını yaptıkları, günlerini yaptıkları bir yer oldu. Butik bir yer, 20 kişilik. Gelip rahatladıkları, konuştukları, şarkılar söyledikleri bir yer olduk. Ve yine dediğim gibi isteğe göre şekillendiğimiz için hani öğrenmek isteyen arkadaşların olduğunu gördük. Instagram'da da istekler olduğunu görünce Nisan ayının sonuna doğru ilk başlangıcı içli köfte workshop'uyla başlamayı düşünüyoruz. Evet. Ondan sonra gidecek sırayla dolma, sarma ve diğer yemeklerin isteğe göre workshop'larını yapacağız. Yani öğreteceğiz aslında burada. Planlarımızdan biri bu. Yine askıda yemeye başladık. Nasıl askıda ekmek varsa. Çok güzel bir proje bu. Evet. Askıda ekmeği ben de duymuştum. En çok sevdiğim yönü olacak inşallah buranın. Evet. Yani insanlar sadece askıda ekmek, İnsan sadece ekmek yemeye ihtiyacı yok. Bence evet. Yemek de olmalı. Kesinlikle. Diye. İnşallah bunu da biz başlatacağız Allah'ın İnşallah izniyle. İnşallah çok güzel düşünmüşsünüz. Evet. Hem Antep yemeklerinin bulunabileceği, hem doğal lezzetlerin bulunabileceği bir yer yaptık. Nedir bunlar? Doğal kahvaltıdan hani güne başlama kahvaltıyla. Nedir doğal kahvaltı dediğimiz? Kilis doğal kahvaltısı var. Kilis doğal kahvaltısının içinde doğal tereyağı, annemin yaptığı reçeller, zahter. Zahter de bizim oraya ait olan zeytin, ekmeği zeytinyağına banıp zahtere banıp yenir ve çok faydalıdır. Vücuda çok faydalıdır. Antep peyniri, bunun gibi kilise özgü, Antep'e özgü ve doğal olmasına dikkat ettiğimiz bir kahvaltıyla başlıyoruz. Dolma, sarma gördüğünüz gibi, evet. Üç boy içli köfte. Şimdi üç boy içli köfte de bulgur, normal içli köfte, bulgurlu olan. Evet. Bu normal Antep boyutu dediğimiz içli köfte, Antep'te böyle uzun yapılır. Kızartma. Bir de dedik hani misafirlerini insanların alması kolay olsun. İnsanlar evine daha kolay alsınlar diye. Buzlu bir şekilde de alabiliyorlar çünkü. Dondurulmuş. Orta boy dediğimiz içli köfte yaptık. Ve kokteyl için böyle daha büyük toplantılar için istek olunca inovasyon yaptık yani. İçli köfte de inovasyon. Küçük mini şey dediğimiz kokteyl içli köfte çıkardık. Böylece üç boyutlu içli köftemiz oluştu. Küçük, evet. Dolma, sarma, toplantılara, misafirlerine, doğum günü partilerine insanlar kiloyla alabiliyorlar. Evet. Yani bu restoranın güzelliği sadece masalarda oturup yeme değil, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme,
onların misafirlerini kolay ağırlayabilmelerini, kendileri için gerek evde yeme, gerek acılı, acısız istediklerini onların siparişine göre çalışma. Sarmayı, dolmayı onların isteğine göre, damak tadına göre yapıyoruz. Evet. Böyle sipariş alıyoruz. Daha sonra gelen müşteriler beyranı sormaya başladılar. Biz de beyran sevdiğimiz, yediğimiz bir şeydi. Tamam, onu da yapalım dedik. Ve beyrana başladık. Beyranın İstanbul'da taliplisi, severi çokmuş meğer. Evet. Biz de buna çok sevindik tabii. Beyran bu tabakta yaptığımız sunumdaki yemek oluyor. Evet. Bilmeyenler için. Ben de bilmiyordum, ilk defa pişirilmesine tanık oldum. Gerçekten sonuçtan bayanlar için de vakit zaten çok kısıtlı. Evet. Bu tarz şeyleri buradan gelip alabilirler diyelim evet. O zaman. Evet. Yani buzluklarla atarlar. Evet. İstedikleri zamanda çıkartıp yapabilecek. Mutfakta lazım olacak her şeyi burada bulabilirler. Zeytininden, zeytinyağından, tutup bütün. Evet. Zeytinlerimiz baharat, geliyor. Her şey. Yemeğimize ne lazımsa bizden bulabilirsiniz diye. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Antep gurmesine geliyoruz ya da sipariş veriyoruz. Evet.